20 ilin valisi değişti. Bunlardan 10'una yeni isimler atandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman ve Isparta valileri merkeze çekildi. Görevden alındığı 10 ilin valisinin de görev yeri değişti. 9 ilin valisi Vali Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken Kırşehir Valisi İbrahim Akın da Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandı. Geldiğimizde kararnameyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Gülen Yiğitbaşı Afyon Karahisar Valisi oldu ki böylelikle Kübra Gülen Yiğitbaşı Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olmuş oldu. Baktığımızda 1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı'nın daha önce yine önemli görevlerde bulunduğunu görüyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı öncesinde 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul Temsilcisi olarak atandığını görüyoruz. An itibariyle de Afyonkarahisar Valisi olarak Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Bununla birlikte İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık Edirne valisi oldu. Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Vekili Erkan Kılıç Bolu, Teftiş Kurulu Başkanı Turan Ergün Uşak valisi olarak atandı. İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan'ın yeni görevi Bartın valiliği oldu. Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara Kırşehir'e, Mülkiye Başmüfettişi Birol İkici Kırklareli'ye vali olarak atandı. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç Niğde'ye, Gazi Osmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu Tokat'ın yeni valisi oldu. Kararnameyle İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na vekaleten görevi yürüten Savaş Ünlü Göç İdaresi Başkanlığı'na getirildi. Volkan Barış Göçmez de Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü oldu. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi. Cansın Elvacı.